Evet, tekrar herkese merhabalar. Katılımlar devam ettiği için şöyle hem bir iki dakika kendi aramızda sohbet edelim. Bu arada da katılımcıları bekleyelim. İftardan sonra olduğu için. Evet, herkes merhabalar diyor. Teşekkürler. Elif Hanım, Sinan Bey, Mehmet Ali Kılıç Bey, Melisa Hanım, Nezahat Sönmez, Mustafa Uludağ, Mehmet İner. Evet. Şu anda 58 katılımcımız oldu. 59. Öncelikle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Naci Işıklı. Elektrik mühendisiyim. Zaten şimdi bir ufak tanıtımda kendimle ilgili yapacağım. Evet, bugünkü konumuz enerji verimliliği mevzuatı. Biliyorsunuz enerji verimliliği çok bu ara gündemde. Ben de tekrar herkese tekrar Ercan Bey, Hüseyin Bey, İzzettin Bey, Arzu Hanım çok teşekkürler tekrar. Dolayısıyla aslında EMO ile görüşerek böyle bir konuda sunum yapmaya karar verdik. Bunun muhtemelen ikinci devamı da olacak. Enerji verimliliğinin belki daha detayını ve ISO 50001 enerji yönetim sistemini de anlatacağız. Ama bugün daha güncel olan özellikle de bu EPS mevzuatı yayınlandıktan sonra mevzuat kısmını biraz mevzuat ve destekleri biraz görüşeceğiz. Öncelikle derneğimizden biraz bahsedeyim ben. 2010 yılında Enerji Verimli ve Yönetim Derneği'ni kurduk. Amacımız da Türkiye'de enerji veriminin arttırılması, böylece de ithalatta ve dışa bağımlılığının azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, enerji yoksunluğuyla savaşma. Aslında enerji bizce bir hak. Bu konuda enerji adaletini sağlanması ve yoksunluk, bununla savaşmak bizim en önemli amaçlarımızdan biri. Çevre korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele çok önemli. Yerli kaynakların harekete geçirilmesi, istihdamın arttırılması, Ar-Ge çalışmaları. Dolayısıyla aslında bunlar kanunda da yazan pek çok madde zaten onlarla paralel bir şekilde yürüyor. Amaçlarımız yetkili enerji verimli danışmanlık firmaları ve bunlarla enerji yöneticilerini bir araya getirmek, bu konudaki paydaşları getirmek, serbest piyasa koşullarında rekabet ve benzeri koşullarda dikkate alarak bunları gelişmesini sağlamak ve en önemli maddelerden birisi de bizde enerji sektöründe çalışan kadınların sayısının arttırılması. Bu da çok önem veriyoruz. Enerji konusunda çalışan STK'ların içerisinde iki tane kadın üyesi olan tek derneğiz diye düşünüyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla aslında bu konuda çok ciddi emek sarf ediyoruz. Çalışanlarımız da hep kadınlardan mümkün olduğu kadar seçiyoruz. Sonrasında da 2000 amacımız da vizyonumuz da 2023 yılında Türkiye'de ESKO pazarının oluşmasına etkin rol almak ve merkezinde ESKO'ların olacağı bir ekosistemin temsilcisi olmak. ESKO'yu birazdan anlatacağım. Kendimden çok az bahsedeyim. Gazi Üniversitesi'nden 82'de mezun oldum. Bu arada benim 85'ten kalan bir hakkım vardı. Af sonrasında tekrar üniversiteye, hukuk fakültesine döndüm ve Temmuz 2009'da, 2019'da mezun oldum ama o konuda pek çalışmıyorum. Sadece bir bilgi olarak kaldı bende. Korkut Adalı Üniversitesi'nde de bu sene tesis yüksek lisansa başladım. Enerji yönetimi konusunda da. Orada da gidiyoruz. Mezun olduktan sonra önce bir müteahhitlik firmasında çalıştım. Sonra askere gittim. Orada da NATO ENF dairesinde, NATO'daki o zaman altyapı dairesinde gene mühendislik yaptım proje subayı olarak. Yaklaşık 7 yıl bir müşavirlik firmasında çalıştım, NATO'ya proje hazırlayan. O zamanlar çok revaçtaydı NATO projeleri. Sonrasında Merkez Bankası'na girdim. Orada da yaklaşık 24 yıl çalıştım. Orada da işletme bakım onarımdan sorumluydum. İşte önce mühendis olarak girdim, sonra müdür yardımcısı olarak. 2010 yılında bu arada EÖDER'i kurduk. 2016 yılından sonra da serbest danışman olarak çalışıyorum. Bu arada Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümünde de gene enerji yönetim dersini veriyorum. Öğretim görevlisi olarak. Aynı zamanda da EUREM, European Energy Manager, Avrupa Enerji Yöneticisi diye bir paket var.
Bunu Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye'deki haklarına sahip. Bunun eğitimlerini düzenliyoruz EODER ve AHK olarak. Orada da hem lead trainer olarak eğitimin düzenlenmesi, içeriklerin geliştirilmesi hem de koordinatör olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da orada da enerji yönetimi ve etüt konusunda da gene eğitimleri ben veriyorum derslerini. Yaklaşık 19 konu var. Ayrıca 5 tane, 6 tane e-learning modülümüz var. Uygulamalarımız var. Sonuçta da bir etüt yapılıyor. Dolayısıyla çok yoğun Avrupa'da kabul gören, 21 ülkede kabul gören bir eğitim programı YÖREM. Özellikle de Avrupa'da hani iş yapmak isteyen firmalar için çok ciddi bir kazanım. Çünkü pek çok şartnamede YÖREM istendiğini biliyoruz. Bunlar da benim sertifikalarım. 2007 yılında enerji yöneticisi sertifikası aldım. 2016 yılında yaklaşık 9 ay süren bir eğitimle Unido ve yeni o zaman Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü olan YEGEM kapsamında yürütülen bir Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler projesinde enerji yönetim sistemi eğitimi aldık. Bunu fabrikalarda da uygulamalar olarak kurduk, yurt dışından uzmanlar eşliğinde. Çok ciddi eğitimler sonucunda da bu sertifikayı aldık ve sonuçta da tabii sınavı vardı. Sonrasında enerji denetçiliği, baş denetçilik eğitimi aldık gene aynı proje kapsamında. Onun sonucunda da gene bir sınav sonucunda belge aldık. Bu YÜREM'de yaptığımız çalışmaların sonucu. TEMOT projesi kapsamında da motorlarda enerji etüt metodolojisi konusunda gene 2,5 günlük yurt dışındaki uzmanlardan eğitim aldık. Ve en son da geçen sene ölçme ve doğrulama uzmanlığı eğitim aldık. Bunu da Kanada'da bir firmadan. Bunun da en son da ölçme doğrulama ile ilgili de 2-3 slide göstereceğim. Şimdi enerji verimliliği niye önemli? Çok hani biliyorsunuzdur ama 3 slide'da bunu anlatmak istiyorum. Özellikle bu enerjinin şu anda dünyada bunun 2018 verileri üzerinden fosil yakıtların kullanımı yaklaşık %81. Her ne kadar güneş ve rüzgar gittikçe artıyorsa da şu anda %81 civarında dünyadaki tüketim. Aynı şey Türkiye için de. Bu da gene 2018 verileriyle hazırlanmış. Fosil kaynakların payı bizde %86 ve ithalatın payı da %72 enerjinin payı. Dolayısıyla özellikle iklim değişikliğinin %80'i de enerjiden kaynaklandığı için bizim çok ciddi anlamda bu fosil kaynak tüketimini azaltmamız lazım. Bunun yolu da enerji verimli, enerjimizi daha verimli kullanmak. Bunu bir sonraki webinarda çok daha detaylı ele alacağız. Türkiye açısından nasıl bir sıkıntı var? Gördüğünüz gibi burası Türkiye'nin enerji talebi gittikçe artıyor. Burası da üretimimiz. Bu kısımda ithalat. Gördüğünüz gibi makas gittikçe açılıyor bizim ithalatımız. Sonraki yıllar bu 2006'ya kadardı. Sonrasında da bu 2018'e kadar olan kısımda da yine gördüğünüz gibi ciddi bir ithalat sıkıntımız var. Evet, mevzuata geldiğimizde şimdi mevzuat nedir diyelim. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda da bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik ve ebenin bütün olarak tanımlanmaktadır. Nasıl şu anda Türkiye'deki mevzuatımız? Bu en son anayasa değişikliğinden sonrasında işte en başta anayasamız yer alıyor. Sonra milletler arası anlaşmaların temel hak ve özgürlüklere dair olanları, üzerinde daha sonra kanunlar, milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, içtihatlı birleştirme kararları şeklinde gidiyor. Yönetmelikler ve diğer düzenleyici önlemler, işlemler. Bu hiyerarşide şöyle bir şey vardır. Hiçbir düzenleme bir üsttekine aykırı olamaz. Yani sizin yaptığınız bir yönetmelik kanuna ya da anayasaya, kanun anayasaya aykırı olamaz. Bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli. Mevzuat açısından aslında çok
geniş bir kapsamı var mevzuatın. Şimdi çok azıcık dünyadan bahsedeceğim. Sonra tekrar Türkiye'ye döneceğim ama öncesinde Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri var, 17 tane. Bunların pek çoğunda bu 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ve 17'de bir şekilde enerji ve çevreyle ilişkili. Bu 6 su, ama su ve enerji aslında birbirinden ayrılamaz. Çünkü enerjiniz yoksa su elde etmeniz mümkün değil. Ve mutlaka da enerji kullanacaksınız. Dolayısıyla benim açımdan listelerde sayılmasa da ben enerji yönetimi yaparken de mutlaka suyu da takip ediyorum enerji ile ilgili. Bunlar açıklamaları, bu kısmı geçeceğim. Zaten size bunu dağıtacaklar. Dolayısıyla hani orada gerekli kısımlara bakabilirsiniz. Çok vakit kaybetmedim. Avrupa Birliği'ne geldiğimizde de Avrupa Birliği'ni hep biliriz. 2020'de 20-20-20 felsefesi vardı. Sera gazlarında %20 azaltım 1990'a göre. Yenilenebilir enerji kullanımını %20'ye getirmek. Enerji verimliliğinde %20 sağlamak. Fakat sonra 2014'te, bu 2011'de alınan bir karardı. 2014'te 2030 Climate and Energy Framework diye bir belge yayınladılar. Buna göre bunları revize ettiler. 2030 için %40, yenilenebilir %27, enerji verimliliği %27 yaptılar. Sonrasında 2030'da da yeni bir güncelleme geldi. Clean Energy for All Europeans Package diye 10 yıllık enerji ve iklim paketi hazırladılar. Burada da sera gazlarını %40, yenilenebilir enerji %32 ve enerji verimliliği %32,5 olarak revize ettiler. Sera gazı salınımı en son 2020'deki revizyonda artık 2050'de net sıfır sera gazı. Bu yenilenebilir enerjisini 2023'te gözden geçirecekler. Enerji verimliliği ile ilgili de artık yeni mottosu Energy Efficiency First. Yani enerji verimliliği en önde diye bir motto geliştirdiler. En son da yeşil mutabakat diye çevirebileceğimiz, kamuda öyle çeviriliyor, yeşil anlaşma diyenler de var. 2019'da yayınlandı. Burada da pek çok hem çevreyle hem enerjiyle ilgili düzenleme var. Bunların detayına girmiyorum. Ama en önemlisi burada sınırda karbon vergisi. Bu aslında hem kazan kazan belki felsefesiyle hazırlanmış ama üçüncü bizim gibi ülkeler için belki bir hem destekleyecek hem de aslında sıkıntı yaratacak bir şey. Ne bu? Herhangi bir enerji sektöründe, üretim sektöründe, hizmet sektöründe Avrupa Birliği'nde ortalama karbon salınımı neyse, atıyorum çimentodan bahsediyoruz. Diyelim ki ton başına 100 kilowatt saat başına ya da ton başına 100 karbon 100 kar, 100 kilo karbon salınımımız var, karbondioksit. Aynısını siz aynı üretimi 150 ile yapıyorsanız sınırdan bu oraya ihracat yaptığınızda 30 euro civarında konuşuluyor. Bir vergi getirilecek. Dolayısıyla bu sizi hem onlarla rekabet edebilmek için karbon salamınızı düşürmenizi sağlayacak ama aynı zamanda da kendisini koruyacak. Dolayısıyla Avrupa açısından akıllıca düşünülmüş bir strateji. Şimdi demin söylemiştik enerji verimliliği bir enerji kaynağı mı? Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı bir şey var yayında. Bu enerji verimliliğini sürdürülebilir küresel enerji sistemde birinci yakıttır demiş. Bir başka kaynak, bu çok değerli hocamız Yunus Çengel hocamızla Mehmet Kanoğlu hocamızın yazdığı bir kitaptan alındı. Bu yaklaşık bir sene önce çıktı. Enerji kaynaklarını sayarken enerji verimliliği de artık bir kaynak olarak sayıyorlar. Dolayısıyla aslında enerji verimliliği de kömür, petrol, doğal gaz, nükleer gibi bir kaynak. Dolayısıyla aslında bunu akıllı kullanmamız gerekir. Bu da başka bir kaynaktan buldum bunu. Gene Avrupa Birliği'nin yayınlarından, daha doğrusu belgelerinden enerji verimliliği aslında birinci yakıttır deniyor.
Evet, şimdi gelelim Türkiye'deki mevzuat ne diyor? Öncelikle daha önce yapılmış bir takım çalışmalar vardı. Ama benim için aslında yani Türkiye için aslında milat Enerji Verimliliği Kanunu'nun 2007'de çıkması oldu. Bu kanun bize enerji verimliliği ilgili yapılması gereken çerçeveyi çizdi. Neydi bunlar? Önce şunu anlatayım. Ülkelerin enerji verimliliği veya enerjiyle ilgili durumunu gösteren iki tane gösterge var. Bunlardan en önemlisi bir tanesi birincil enerji yoğunluğu. Bu sizin 1.000 dolarlık bir yurt içi milli gayri safi milli hasıla üretebilmek için ne kadar enerji tükettiğinizi gösteren bir katsayı. TEP bölü dolar. Diğeri de kişi başı enerji tüketiminiz. Bu da aslında ne kadar enerji tüketebildiğinizi, ne kadar enerji konusunda ileri seviyede olduğunuzu gösteriyor. Şimdi buraya baktığımızda Türkiye aslında aynı hizmeti üretebilmek için örneğin Danimarka'ya göre 3 katı enerji üretiyor. Onların katsayısı 0,04, bizim 0,12. Veya tabii mesela Polonya'dan çok daha iyiyiz. Onlar 0,16 ama bizim hedefimiz bunu azaltmak olmalı. Rekabet edebilmek için. Aynı zamanda da iklim hedeflerini tutturabilmek için. Aynı şekilde kişi başı enerji tüketimine geldiğimizde gene mesela Danimarka'ya veya İsviçre'ye baktığımızda bizde kişi başı 3 TEP iken onlar da 3 TEP iken bizde 1,5. Dolayısıyla aslında bizim demek ki daha hala elektriği az kullanıyoruz, enerjiyi. Ama şuraya baktığımızda mesela Amerika hakikaten orada her yerde klima, her yerde buzdolapları ve verimsiz. Dolayısıyla aslında biz çok kötü değiliz ama hedefimiz Türkiye'nin buraya gelmesi. Bunu nereden görüyoruz aslında? Kanunda da bu aynen zikredilmiş. Kanun amacında diyor ki enerjinin etkin kullanılması. Bir, israfın önlenmesi, çevrenin korunması, enerji maliyetinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi. Amaçlarımız bunlar. Ve bunun için de enerji kaynaklarının ve kullanımında verimliliğin arttırılması. Hedefimiz ne? Enerjinin tamamıyla faydaya dönüştüren. Kişi başına enerji kullanımı yüksek. Demin ki X ekseninde bahsettiğim kişi başı yükseklik. Enerji tüketimi. Birim yurt içi hasıla başına en az enerji tüketen bir Türkiye. Bu da Y ekseni. Dolayısıyla aslında bunları tutturduğumuz zaman aslında demin planladığımız, hedeflediğimiz noktaya geleceğiz. Hedeflerimiz ne? Üretimde, iletimde, dağıtımda ve tüketimde, sanayide, binalarda, ulaşımda, elektrik üretim tesislerinde, iletim ve dağıtımda bizim enerji verimliliğini sağlamamız lazım. Daha sonra 2008'de bir enerji verimliliği yönetmeliği yayınlandı ama 2011'de ciddi bir yani yeniden yayınlandı. Dolayısıyla aslında ve sonrasında da 4-5 kere değişiklik oldu. En son 2020'de, 2020 Mart'ında önemli değişiklikler oldu. Diğer bir yönetmeliğimiz Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği. Bu enerji verimliliği yönetmeliğiyle gelen bir takım yükümlülükler var kanundan ve yönetmelikten. Bunların yerine getirip getirilmediğine dair denetimler yapılacak. Bu 2018'de yayınlandı ama 2020'de bir iki yerde denen, 2019'da denendi ama pandemiden dolayı biraz uygulanamadı. Diğer yönetmeliğimiz binalarda enerji performans yönetmeliği, BEP yönetmeliği diye de geçer. Kapsam binalar, hangi binalar işte enerjinin verimli olarak kullanılması gene, israfın önlenmesi ve çevre. Burada sanayi binaları, kullanım ömrü 2 yıldan az olan binalar, 50 metrekarenin altındaki binalar ve ısıtma ve soğutma ihtiyaç duymayan depolar hariçtir. Binaları buzdolaplarında ve diğerlerinde gördüğümüz gibi aslında ABCD diye sınıflara ayrıldı. Minimum artık C sınıfı bina olması lazım yeni binaların. Ama eğer daha iyi şartlar sağlıyorsanız B ve yenilenebilir enerjiyi de ekleyebiliyorsanız eğer A'ya çıkabiliyorsunuz.
Buna da enerji kimlik belgesi ya da EKB deniyor. Yeni binalarda artık C alınması zorunlu. Bu enerji kimlik belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacını ve tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özellikleri, ısıtma ve veya soğutmaya göre belirleyen belgedir diye tanımı var. Bunu da bakanlık üzerindeki bir programdan erişilerek, kendi bilgisayarınızı önce yaparak oraya girdiğiniz bir yazılım programı var, BEPTR. Şu anda Türkiye'de yaklaşık yeni binalar için 875 bin, mevcut binalar için de 310 bin civarında EKB düzenlenmiş. Burada görüyorsunuz aslında bina ile ilgili pek çok bilgi var. Genel bilgiler, enerji tüketimi, karbondioksit salımı, yenilenebilir enerji kullanımı varsa onun, ısıtmadaki tüketim, sıcak sudaki tüketim, soğutmadaki tüketim sınıfı, havalandırma, aydınlatma ve var ise bir takım öneriler ve bunu hazırlayan EKB uzmanının bilgileri yer alıyor. Bir başka yönetmeliğimiz enerji ve ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik. Burada da hangi ürünler nasıl üretilecek, nasıl test edilecek bununla ilgili bir bilgi var. Nisan başından itibaren Avrupa Birliği ile beraber bir değişiklik yapıldı. Artık bildiğimiz gibi bizim için aslında A++ en verimliydi. Şimdi artık bunun karşılığı C oldu. C sınıfından başlayarak artık bu hem şeyi kolaylaştırmak, takibini kolaylaştırmak hem de daha verimli üretim yapmaya zorlamak için firmaları. Böylece bunu Japonlar uyguluyorlardı. Her 7 yılda bir en üst sınıfı C yaparak ilerliyorlar. Sonra bunu Avrupa Birliği de bu sene kabul etti. Dolayısıyla artık bundan sonra C gördüğünüzde kötüymüş demeyeceğiz. Artık hem şu logo değişti, hem bir kare kod geldi. Sorular istiyorsanız en son vereyim çünkü farklı konular da var. Bölmeden mesela EKB'ye sormuşlar. Haklısınız, EKB'nin aslında alım satımda zorunlu. Aslında ilk çıktığında bunu projeyle birlikte yapmanız gerekiyordu. Kazı ruhsatından önce. Ama şimdi artık bunlar iskanla birlikte alınabiliyor. İlk düzenleme o şekilde bir düzenleme yapıldı. Sonrasında da en son geçen yıl aslında alım satımda zorunlu hale gelecekti. Ancak o da ihtiyari hale geldi. Dolayısıyla EKB çok istenen EKB'den ne isteniyordu? Bir kere tüm binaların kayda girmesiydi. Çünkü kayıtlı olmayan ya da çok sıhhatli değildi kayıtlar. Birincisi oydu. İkincisi de bir envanter elde etmek. Hangi binamız hangi verimlilik sınıfında? Hatta belki bunun bir takım desteklere örneğin işte A sınıfı olanına daha az vergi alınması ya da daha düşük elektrik veya doğalgazda indirim sağlanması düşünülüyordu ama tabii bu amacına ulaşamadı. Bir şekilde bir takım sahiplerle geri bırakıldı. Şu anda ihtiyari uygulaması yok. Bir enerji verimli strateji belgemiz var. 2012-2023. Bunları biraz hızlandıracağım. Hani asıl desteklere gelmek istiyorum. Zaten yaklaşık yarım saat geçirdik. Amacımız da bir politika seti oluşturmaktı. 2023 için hedeflerimiz var. 2011'e göre en az %20 enerji verimliliği sağlanması. Bu strateji belgesinin 7 tane stratejik amacı vardı. Sanayide, binalarda, enerji verimli ürünler, elektrik üretim iletim dağıtımı, motorlu taşıtlar, kurumsal yapıların kapasitesini geliştirmesi ve kamu kesiminde enerji verimliliğinin arttırılması. Çünkü kamu kesiminde aslında hakikaten hem örnek olması bakımından çok doğru bir uygulama hem de dünyada da aslında kamudan başlanıyor diyebiliriz. Buna paralel olarak da bir ulusal enerji verimliliği eylem planı hazırlandı. Daha detaylı. Burada 55 tane eylem var. Daha sınıflandırılmış. Somut hedefleri var. Bununla da yaklaşık 11 milyar dolarlık bir yatırımla
Yaklaşık 8 milyar dolarlık bu süre içerisinde kümülatif 2023'e kadar tasarruf hedefleniyor. Aslında gene bunu belki bir sonrakinde anlatacağım. Enerji veriminin sadece enerji verimi değil, enerji dışı faydaları da var. Bunları kattığınızda normalde 1'e 2,5, 1'e 3'lere varan verimlilik daha doğrusu size getirisi olduğu hesaplanıyor. Çok ciddi verimler elde edilebiliyor. Çünkü ithalatınız azalıyor, işsizliğe çare buluyorsunuz. Bunların hepsinde aslında ekonomide kattığınızda ciddi getirileri var. Bu yıllara göre eylem planının neler getireceğiyle ilgili. Dolayısıyla aslında 2030'da da 30,9 milyar tasarruf hesaplanmış. Ciddi bir getirisi var aslında. Yaptığımız yatırımın neredeyse 3 katı 11 milyara 31 milyar getirisi var. Bunlar neler? Dediğim gibi başlıklar halinde yatay konularımız var. Enerji yönetim sistemleri. Bunlar aslında çok tek tek okumayacağım ama bunlar biraz daha desteklerle ilgili olanları yeşile boyadım. ISO 11001 enerji yönetim sisteminin aslında işin en başı olduğu için desteklenmesi. Enerji verimi için aslında finansman. En büyük sıkıntı burada finansmanın geliştirilmesi, buna uygun bir altyapı oluşturulması. Projelerin konusunda da bir takım altyapıların oluşturulması. Özellikle de işte EPS mesela bu kapsamda yapıldı. Binalar konusunda malzeme ve teknolojiye ilgili uygulamalar var. Kamu binaları için enerji hedefleri tamamlanması. KOBİ niteliğindeki binalara yönelik enerji verimli etüt programları ve etütler için kaynak hazırlanması var. Sanayide enerji verimli projeleri, sanayi sektöründe arttırıcı projelerin, verimlilik arttırıcı projelerin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmaların iyileştirilmesi. Enerji sektörüyle ilişkin eylemler var. Ulaştırma sektörüne ilişkin eylemler var. Ve tarım sektörü aslında tarımda da ciddi sulamada ve traktörlerde diğer cihazlardan da aslında bir enerji verimliliği ile ilgili potansiyel olduğu söylenebilir. Şimdi yükümlülüklerimiz ne? Bunu daha sonra anlatacağım için şimdiden bunu altlık olarak verdim. Şimdi kamu binalarında eğer 10.000 metrekareden ya da 250 TEP'ten TEP'te şu ton eşdeğer petrol, farklı farklı yakıt tiplerinin tek bir birim altında anlaşılması için geliştirilmiş bir birim. Örneğin işte elektrik, doğal gaz için, kömür için, odun için pek çok bildiğimiz fuel oil için belli katsayılarla çarpılarak ton eşdeğer petrole çevriliyor. Böylece tek tip üzerinden, tek tip bir birim üzerinden hem yılda bir kere bilgilerinizi veriyorsunuz hem de karşılaştırmak açısından bu seçilmiş. Avrupa'da Joule kullanıyor. Ama bence kilowatt saat aslında en anlaşılabilir olanı. Çünkü elektrik faturalarınız kilowatt saat geliyor. Doğal gazda da artık esmetrekütle birlikte kilowatt saat de geldiği için bence daha anlaşılabilir olur ama global ölçekte yani Türk ölçeğinde TEP daha mantıklı çünkü kilowatt saat çok büyük mertebelere çıkıyor. Ticari ve hizmet binalarında eğer 20 bin metrekare veya 500 TEP üzerindeyseniz enerji yöneticisi bulundurmanız lazım. Endüstri işletmeleri için de 1000 TEP üzerindeyseniz enerji yöneticisi 50 bin TEP üzerindeyseniz bu da genellikle entegre tesislerde, çimento ya da demir çelik gibi tesislerde bir enerji yönetim birimi kurmanız gerekiyor. OSB'ler eğer 550 işletmeden fazlaysa elektrik üretim tesisleri de 100 megawatttan yüksek ise enerji yönetim birimi kurmaları lazım. Enerji yöneticisi dedik. Nedir enerji yöneticisi? Bunlar mühendislik veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik, elektronik mühendislerinde en az lisans eğitimi almış. 40 saatlik teori, 40 saatlik uygulama olan iki modüllük eğitime katılmak ve yapılacak merkezi sınavda da 70 puan almak. Aldığınız zaman enerji yöneticisi olabiliyorsunuz. Eğer bunun üzerine 3. modülü de alırsanız 40 saatlik daha bir eğitim, 3. modül, bunun üzerine de bir etüt yapıyorsunuz
ve etüt sonucunda belirlenen enerji verimi önlemlerinden de bir tanesini seçip buradan verimlilik artırıcı proje yapıp bu projeyi tamamladığınızda da etüt proje sertifikası alıyorsunuz. Bununla da EVD firmanla çalışmak ya da etüt proje yapma imkanınız oluyor. Enerji yönetim birimi de enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek için OSB'lerde ya da endüstriyel işletmelerde direkt yönetime bağlı olarak gösteren birimdir. Genellikle 3 kişiden kuruluyor. Kamu kesimi de kamu kurulum, kuruluşları, buna bağlı ortaklıklar, kamu kurumu, meslek kuruluşları, üniversiteler ve mahalli idareleri ifade ediyor. Çünkü kamuya ilişkin bir takım zorunlulukları söyleyeceğim için burada bu tanımı getirdim. Şimdi yükümlülükler nelerdir? Binalar için eğer demin söylediğimiz gibi ticari veya resmi bina, kamu binaları ise burada enerji yöneticisi görevlendirmeniz lazım. Kendi bünyenizde çalışan bir enerji yöneticisi varsa onu görevlendirebilirsiniz. Değilse EVD firmalarından ya da bir başka enerji yöneticisinden hizmet alabilirsiniz. Tüketim bildirimi zorunluluğunuz var bu yükümlü binalar için. Her yıl Mart ayı sonuna kadar tüketimlerinizi bildireceksiniz portala. ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurmanız ve 2023 sonuna kadar bunu belgelendirmeniz lazım. Zorunlu etüt uygulamaları var. Binalar için 2020 başına kadar 4 yılda ama artık 7 yıla çıktı. Her 7 yılda bir etüt yaptırmanız gerekiyor. Bunu gene ya EVD firmalarına yaptırabilirsiniz ya da eğer çalışanlar arasında etüt proje yetkisi olan bir kişi varsa bu da yapabilir. Bu hazırlanan raporu her yıl bakanlığa yolluyorsunuz. Kamu için bir yaptırımı var. Bu etüt sonucunda belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi 3 yılın altında olanları 4 yıl içinde uygulamanız lazım. Yani diyelim ki bir etüt yapıldı. 10 tane size enerji verimli önlemi çıktı. Bunlardan geri ödeme süresi 3 yıl olan, 5 yıl olan, 7 yıl olan, 1 yıl olanlar var. 3 yılın altında olanları mutlaka 4 yıl içinde uygulayıp bakanlığa bildirmeniz gerekiyor. En azından bir yol almak için. Kamu için bir genelge yayınlandı 2019'da. Bu da aslında kamu binalarında bu 2016, 2017 ve 2018 ortalamalarına göre, tüketim ortalamasına göre 2023 yılında %15 enerji verimliliği sağlamanız gerekiyor. Buna göre de eğer bunu sağlayamaz iseniz bunu yapmak için de geri ödeme süresi 10 yılın altında kalan önlemleri uygulamanız gerekiyor. Ve yapılan her çalışmaları her yıl Mart ayı sonuna kadar bildireceksiniz. Eğer 2024 yılında bir değerlendirme yapacak bakanlık, Enerji Bakanlığı, eğer %14 altında kaldıysanız başarısız, %14-16 arası normal başarılı, %16 üstün başarılı olacak. Aynı zamanda eğer %14 altındaysanız da bunun gerçekleşmeme nedenleriyle ilgili bir rapor hazırlamanız beklenecek. Bu da aslında bu konuda kamunun çalışma yapması için kuvvetlendirici bir hedef diye düşünüyorum. Ciddi ciddi bunu kamular takip ediyorlar. Etkisi oldu bu yaptırımın. Eğer endüstriyel işletme iseniz neler var? Endüstriyel işletme tanımı da elektrik üretimi faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler. Yani sonuçta bu yükümlülük sahibi olan firmalar her türlü mal üretimi yapan ve sanayi odasına kayıtlı firmalardır. Yönetim geçiyor birkaç yerde. Yönetimde malik veya intifa hakkı sahibi veya bunlar adına yönetimden sorumlu olan yönetici kişi ifade ediyor. Endüstriyel tesisler açısından sorumluluklar nelerdir? 1000 TEP üzerinde, burada kamu veya fark etmiyor, üzerinde enerji tüketiminiz varsa sizin enerji yöneticisi atamanız lazım. Eğer kendi içinizde yoksa
şirketlerden hizmet alabiliyorsunuz. Burada serbest çalışan enerji yöneticisinden alamazsınız. Herhangi bir değişiklik olursa da enerji yöneticisinde bunu 60 gün içinde bakanlığa bildiriyorsunuz. İSO 11001 zorunluluğu var mı? Demin söyledim. Bu yükümlü olan binalarda, şimdi de sanayi söyleyeceğim. BİNTEP yükümlü olan sanayide ve binalarda 2023'e kadar zorunlu. Tüketim bildirimini gene her yıl vermeniz lazım Mart ayına sonuna kadar bakanlığa. Gene bu yükümlü binalarda 2023 sonuna kadar ISO 11001 enerji yönetim sistemi kurmanız gerekir. Aslında ISO 11001 için zorunluluk yerine belki bir teşvik daha etkili olurdu. Çünkü hakikaten ciddi getirileri var. Bunu ciddi olarak kurduğumuz yerlerde biz gördük. Ama sırf bir zorunlu yerine getirmek için bu belgeyi alıp asmanın hiç anlamı yok. Evet, kamuda dahil ISO 11001'i demin söylemiştim. Kamu için ne farklı olarak zorunlu etütleri uygulayacağız gene endüstriyel tesislerde 4 yılda bir. Eğer gene çalışanlar arasında sanayi etüt proje sertifikası olan varsa kendi yapıyor. Yoksa gene şirketle yaptırıyor. Sonucunu gene bakanlığa bildiriyorsunuz. Burada da gene kamu açısından geri ödeme süresi 3 yılın altında olanları 4 yıl içinde uygulaması gerekiyor kamunun. Biraz önce söyledik, enerji verimliliği etüdü. Nedir enerji verimliliği etüdü? Aslında enerji verimliliği etüdü şu. Gidiyorsunuz, binanın röntgenini çekiyorsunuz. Bu binada ne var? Sonra buna reçeteyi yazıyorsunuz. Eğer bir şeyler belirlediyseniz, sıkıntılar varsa bunun için bakıyorsunuz. Öncelikle bir ölçüm hizmeti veriyorsunuz. Ölçümler yapıyorsunuz. Tüketimleri inceliyorsunuz. Bunun sonucunda da bir rapor hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada şu 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 enerji verimli önlemleri alınabilir. Bunun sonucunda da her bir önlemin geri dönüş süresi şu kadardır. Hatta bazen yatırım yapmadan geri dönüş süresi sıfır olan önlemler de belirleyebiliyorsunuz. Eğitim olabilir ya da bazı set değerlerinin yanlış yapılması ya da bürler ayarının değiştirilmesi, ufak otomasyonlar gibi ya da daha iyi bakım yöntemlerinin geliştirilmesi gibi yöntemleri öneriyorsunuz. Bunun sonucunda da yaklaşık ne kadar her bir önlem için ve binanın toplamında ya da endüstriyel tesisin toplamında ne kadar enerji verimliliği elde edilebilir? İşte buna göre de girdi profili, atık profili, kayıp kaçak, verimsizlikler ve fayda maliyetler gibi bunlar yapılıyor. Enerji verimliliği etüdünü standartlar 3 farklı şekilde değerlendirmişler. Birinci seviye ön etüt ya da işte hani walkthrough deniyor. Gezerek fatura üzerinden bir ilk değerlendirme ve sonrasında da yerinde belki bir gün ya da yarım gün artık duruma göre gezilerek ölçüm yapmaya çok gerek görülmeden yapılan etüttür. Burada en azından nerelere odaklanılabileceği, detaylı bir etüt yapılacaksa nelerin yapılabileceği daha somut olarak önlemler çıkıyor. Ama konut gibi, lojman gibi, hangar gibi zaten belli yerlerde sadece bunu yapmanız yeterli. Ama daha karmaşık bir yerse, otelse, bir sağlık tesisi ise ya da bir endüstriyel tesis ise tabii bu sefer detaylı etüt yapmak gerekiyor. Ve kanunun istediği de, yönetmenin de istediği endüstriyel tesislerde 4 yılda bir, binalarda 7 yılda bir zorunlu olan etüt, detaylı etüt. Burada daha detaylı etütler yapılıyor. Daha önce eğer ön etüt yapmışsanız orada belirlenen konularda. Yoksa gene bir ön etüt gibi bir konuda tasarruf odaklarını belirleyerek ölçümlerinizi yapıyorsunuz. İşte bu termal kamera çekimleri olabilir. Kazanların, soğutma gruplarının, klima sisteminin ölçümleri, elektrik sisteminde detaylı bir ölçüm, aydınlatma olabilir. Pompalar, vanalar, fanlar, özellikle kompresörler çok ciddi tüketim yapıyor. Bunların tüketimleri
Belki ısı geri kazanımı var mıdır? Ya da yapılabilecek ne gibi önlemler alınabilir? Binaların belki U kat sayısını ölçmek, eğer işte kışın yapabiliyorsanız bunu dışarıdan termal kamerayla ölçmek gibi şeylerle ciddi bir çalışma sonucunda performansla ilgili iyileşme fırsatlarını ve bunların maliyetlerini geri dönüşten yapıyorsunuz. Üçüncü seviyeye geldiğimizde de bu yatırım seviyesi. Artık siz yatırım yapacaksınız. Ya bir verimlilik artırıcı proje ya da enerji performans sözleşmesi yapacaksanız. Burada artık çok daha detaylı bunu nasıl uygulayacağınızı uygulamaya da dahil. Tamam, siz belki böyle bir ikinci seviyede etüt yaptınız ama belki kazan değiştirmek için duvarı da kırmanız gerekiyor. Başka bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunları da dahil ederek çok daha ince hesaplarla hesap yapıyorsunuz. Yapacağınız verimliliğe değmesi için. Değer mi değmez mi kararını vermek için. Dolayısıyla orada da üçüncü seviye etüt yapıyoruz. Evet, enerji verimliliği bu kadar şimdi etüt yaptık. Verimlilik arttırıcı projelerimiz var. Bunları yapmak istiyoruz. Ama nasıl yapacağız? Bunu nasıl karşılayacağız? Finansmanı nasıl sağlayacağız? Tabii eğer elinizde para varsa bunu yapmak çok kolay. Parayı veriyorsunuz. Firma geliyor yapıyor. Eğer istediğiniz şartları sağlamışsa firma parasını alıyor gidiyor. Siz de enerji verimli bir işte binaysa diyelim yalıtım yaptınız. Tüketiminiz azalıyor. Kazanınıza bir ısı geri kazanım koyduysanız bununla başka bir yeri ısıtıyorsunuz. Buradan tasarruf sağlıyorsunuz gibi. Ama peki para yok. Bu zaman ne yapacaksınız? Bunun için de geliştirilmiş bir yöntem var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha sonra da Avrupa Birliği'nde, şimdi Çin'de uygulanıyor. Pek çok yerde uygulanan bir yöntem. Burada da aslında en kısa tanımı şu: enerji verimliliği yatırımının sağlanacak tasarruf ile finansmanı. Yani siz 100 birimlik bir yatırımla ayda 10 lira tasarruf sağlayacaksanız, dolayısıyla 10 ayda bunu geri kazanıyorsanız, siz bu 10 aylık başta yatırımı yapacak birini bulursanız, sizin için bu 100 liralık yatırımı yapıyor. Ayda 10 liralarla da bunu geri ödüyorsunuz. En basit mantığıyla bu. Şimdi bunun tabii özel sektörde bir takım uygulamaları vardı Türkiye'de. Sınırlı da olsa çoğunlukla ya soğutma grubunda ya ısı geri kazanımda ya kompresörlerde bunlar yapıldı. Henüz tüm bir sistemde bir tüm fabrikada yapılmış ya da bir uygulama ya da bir binada yok böyle bir uygulama. Dünyadaki uygulamalarda da genellikle kamu burada öncülük yapmış. Kamudan sonra da özel sektöre bu uygulamalar geçmiş. Ancak kamuda bunu uygulamak için özellikle kamu ihale kanunu buna çok müsait değildi. Bunun için kanunda 2018 yılında bir değişiklik yapıldı. Onun müzakerelerinde mecliste ben de bulundum, alt komisyonda. Ondan sonra da ikinci mevzuat da düzenlemeler yapıldı. Demin anlattığım Cumhurbaşkanlığı kararı oldu. Ondan sonra tebliğ yayınlandı gibi bir takım şeyler yapıldı. Kanunda şunu diyordu. Şunu anlatayım da sonra anlatayım. Nasıl çalışıyor bu enerji performans sözleşmesi? Önce müşterinin böyle bir talebi üzerine EVD, buna da dünyada ESCO deniyor. Finansmanı da kendisi bulan enerji verimli danışmanlık firması anlamında. Bu firma gidiyor, detaylı bir etüt yapıyor. Bunun sonucunda da gereken önlemleri belirliyor. Sonrasında sağlanacak tasarruf miktarı, yatırım maliyeti ve geri dönüş sürelerini hesaplıyor. Burada da bir takım basit geri dönüş süresinin yanında net bugünkü değer, iç karlılık oranı gibi bir takım daha detaylı finans man hesapları yapılarak bununla ilgili müşteriyle görüşülüyor. Eğer taraflar anlaşırlarsa bir sözleşme imzalanıyor. Firma finansmanı sağlıyor, gerekli yatırımı yapıyor. Tasarruf başlıyor. Çoğunlukla da işletmesini de bu süre boyunca firma üstleniyor.
Sözleşmede bağlı belirlenen orana göre de tasarrufun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilip firmaya geri ödemeler yapılıyor. Belirlenmiş bu sürenin sonunda da tüm yatırım ve tasarruf müşteriye kalıyor. Artık müşteri hiçbir yatırım yapmadan verimli bir sisteme sahip oluyor. Müşteriden para çıkmamış oluyor. Escrow'da karşılıklı olarak da aslında burada bu vaat edilen tasarrufun sağlanmadığı da ölçme ve doğrulama yöntemiyle de kontrol ediliyor. Nasıl çalışıyor? Bundan biraz bahsedeyim ben. Diyelim ki demin anlattığım örnek gibi 100 birimlik bir tasarruf enerji tüketiminiz var. Kilowatt diyelim, 100 kilowatt saat. Burada yapılacak bir tasarrufla sizin 60 kilowatt saate düşecek aylık tüketiminiz. Tabii bunu 60 bin diyebiliriz, 100 bin diyebiliriz. Anlatması kolay olsun diye. Ama bunun için de 500 liralık yatırım lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte gene firma geliyor, yatırımı yapıyor. Yatırım sonrasında enerji faturanız 60 birime düşüyor. 40 birim tasarruf elde ediyorsunuz. Bu yapacağınız sözleşmeye göre 40 birimin 30 birimini siz alıp 10 birimini müşteriye bırakabilirsiniz. Tümünü alabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kazan kazan prensibi gibi bir arkadaşımız yazmışlar. Dolayısıyla da süre bittiğinde de artık müşterinin pay almasına gerek yok. Müşteri zaten sadece bu 60 birimin karşılığı olan parayı ödüyor. Artık o gün kaç liraysa 1 liraysa 60 liraya düşüyor faturası. Bu aslında son derece mantıklı bir çözüm. Bittikten sonra da tüm tasarruf ve yatırım müşteriye teslim ediliyor. Bu enerji verimliliği kanununda yapılan değişiklik burada işte nasıl yapılacağını 15 lira kadar müsaade edildi. Garanti edilecek tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacağı kamu kendini koruyor. En önemli değişikliklerden biri de normalde kamuda iki çeşit bütçe vardır. Yatırım bütçesi, finansman bütçesi. Ya da yatırım yapmak istiyorsanız, örneğin siz kamuda bir yalıtım yapacaksanız binanızda kazanızı değiştirecekseniz bunu önceden planlayıp yatırım bütçesine koyup yatırım bütçesinden geçmesini sağlamanız. Sonra da uygulama yılında da bunun harcama için onay almanız lazım. Bir de cari bütçe vardır. Cari bütçe günlük işlemlerin yapıldığı harcamaların, personel maaşı buradan ödenir, elektrik, doğalgaz gibi enerji şeyleriniz, kırtasiye hepsi buradan ödenir. Kanunun getirdiği eğer bir yatırım yapacaksanız da siz normalde aslında bu projeyi değişiklikten önce yatırımla yapabilirdiniz, yatırım bütçesinden. Ama yapılan değişiklikle artık bunu cari bütçeden yani enerji giderlerini paylaştığı bütçeden yapacaksınız. Dolayısıyla ayrıca bir bütçe kalemi koymanıza, ayrıca bir onay almanıza gerek yok. Siz zaten 100 birim ödüyordunuz. Bu düştü 60'a. 40 birim tasarrufunuz var. 60 birimini gene götürüyorsunuz. Elektrik ve doğalgaz için ilgili idareye yatırıyorsunuz. 40 birimin karşılığında götürüp işi yapan EVD firmasına. Sizin zaten gene aylık gideriniz 100 birim değişmedi. Bunu ikiye ayırıyorsunuz ama bu arada da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ülke kazanıyor, çevre kazanıyor, herkes kazanıyor. Böylece de ithalatımız azalıyor. Sonrasında da en önemlisi 21 Ağustos 2020'de bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bunun kanunun nasıl uygulanacağı ile ilgili maddeler belirlendi. Bunun alt kırılımlarının da Evçet tarafından yayınlanacağı söylendi. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi bakanlığa bağlı. Bakanlık da en son 15 Nisan 2020'de 10 gün önce bunun alt tebliğini yayınladı. Bayağı uzun bir tebliğ, yanlış hatırlamıyorsam 90 küsur sayfa ekleri var. Aynen kamu ihale kanunu gibi tip sözleşme, tip idari şartname, işte teminat vesaire pek çok konuda hazırlanmış tip dokümanlar var. Bunları dolduruyorsunuz. Buna göre de
EPS'yi nasıl uygulayacağınız belli. Burada bir takım ön şartlar var. Maalesef bu sayfayı ikiye ayırmayı unutmuşum. Buraya çünkü PowerPoint yükleyemiyorduk. PDF yaparken bu sayfa kalmış. Şöyle diyor. Önce kamu kendisi bir etüt yaptırıyor. Biraz önce yukarıda anlattım. Çağırıyor bir firmayı ya da işte ihaleyi nasıl büyüklüğüne göre işte kamu olduğu için ya doğrudan temin yapabilir ya açık ihale ya belli istekliler artık onu kendi iç yönetmeliğine göre yapıyor. Bu belirlenen etüt sonucunda çıkan proje en az 2 milyon olacak. 2 milyondan yukarı ise ve elde edilecek tasarruf, verimlilik en az %10 ise, %10 ve üzerinde ise bunu EPS ile yapabiliyor. Bunun için kendisi bir şartname hazırlıyor. Buna göre demin anlattığım şekilde ihaleye çıkıyor. Teklif vermek isteyen firmalar geliyor. Sahada inceleme yapıyor gerekirse. Mesela gene KİK'ten farklı olarak burada firmalarla kamu müzakere edip gerekirse değişiklikler yapıyorlar. Yapılan onların yaptığı inceleme sonucunda. Buna göre en uygun burada da değerlendirme şu en düşük fiyat değil. Net bugünkü değer hesaplaması yapılıyor. Daha sonra ki getiriler bugüne indiriliyor. Ve buna göre kamuya en çok tasarrufu kim sağlıyorsa o en yani minimum istenen tasarrufu net bugünkü değer en yüksek net bugünkü değer ile sağlayan firma ile sözleşme yapılıyor. Bundan sonra uygulama dönemi yapılıyor. İdare kendi içerisinde bir tane kontrol ve uygulama komisyonu kuruyor. Bu komisyon hem uygulamayı izliyor hem ihaleyi yapıyor. Eğer bu uygulama süreci boyunca uygulama uygun başlarsa izleme dönemine başlıyorlar. Tamam, uygulama bitti. Yani bizim bildiğimiz geçici kabul gibi yapılıyor. Artık izleyelim deniyor. Bunun için izlemeye geçiliyor. Ama eğer ceza varsa cezalı süre içinde tekrar uygulama hakkı veriliyor. Olmazsa sözleşme feshediliyor. İzleme boyunca yıllık bazda tüketimler takip ediliyor. Beklenen verimlilik sağlandı mı sağlanmadı mı diye bakılıyor. Eğer sağlanmışsa bu fark izlenen bir yıl için firmaya ödeniyor. Diyelim ki %40 demişti, %42 sağladı. Bu uygulamaya tamam deniyor. Yok değilse bu tasarruf konusunda bir kere anlaşmalar lazım. Anlaşamazlarsa bağımsız bir ölçme doğrulama uzmanından görüş alınıyor ve buna karar veriliyor. Eğer olmazsa gene mahkemeye gidiliyor. Eğer uygulamada anlaşılırsa diyelim ki verimlilik konusunda %40 demişti. En az %70'ini tutturması lazım. Dolayısıyla %28'ini, %30'unu tutturduysa tamam parasını alıyor bu bir yıl için. Değilse parası bekliyor. Bir sonraki dönem bunu düzeltmesi lazım. Değilse 3 yıl boyunca bu %70'i tutturamazsa sözleşmesi feshediliyor. Eğer normal giderse sürenin sonunda son bir kontrol yapılıyor ve müteahhide son ödemesi ödeniyor. Ve cihazlar zaten kamunundu. Transfer ediliyor işletmesiyle beraber. Tamamen kullanıcıya yani kamuya geçiyor. Performans sözleşmesiyle bildiğimiz normal sözleşme arasındaki fark ne? Eğer müşteri bunu ben kendim yapacak derse tedarikçilerle çalışıyor. Enerji tedariğini yapacaksa bu EPS'nin sözleşmesi içinde aslında yenilenebilir enerji de sağlamak mümkün. Dolayısıyla aslında sizin bu sefer tedarikçilerle de çalışmanız lazım. Eğer varsa önce bir proje hazırlatıp mühendislik hizmetlerini almanız lazım. Bunun kontrolünü yapmanız lazım. Eğer kendiniz dışarıdan finansman sağlayacaksanız bunun için finansmanı bulmanız lazım. Eğer kendi kaynağınızı kullanmayacaksanız. Bu cihazların kurulumunu eşlik edeceksiniz, garanti süresini takip edecekseniz bunların bütün çalışmalarına bakacaksınız. Halbuki EPS yaptığınızda siz tüm işi EVD ya da ESKO dediğimiz firmaya veriyorsunuz. Tüm sorumluluk o. Tedarik şirketiyle de çalışıyor. Projelendirme de yapıyor.
diğer tedarikçilerden malzemeleri alıyor, finansmanı da buluyor. Dolayısıyla cihaz ve diğer tüm sistemin kurulumunu yapıyor, işletmesini, bakımını yapıyor ve size belli bir kalitede, şartnamede belirttiğiniz şartlarda hizmeti de kesintisiz olarak sağlıyor. Dolayısıyla aslında son derece rahat bir yöntem. Bunun akış şeması, işte deniz dediğimiz gibi önlemleri belirliyorsunuz, etüt yaptırıp en az 2 milyon TL'lik bir yatırım. Bunun için ihaleye çıkıyorsunuz, en az 2 geçerli teklif. En yüksek net bugünkü değerle sözleşme imzalıyorsunuz. Uygulama süresini şartname boyunca takip ediyorsunuz. Uygulama ve kontrol yapıyorsunuz. İşlem bitti. Kabul yapıyorsunuz. Bu sefer izleme dönemi başlıyor. Yıllık tasarrufu her yıl doğruluyorsunuz. En az %70 olması lazım. Sonra da mahsuplaşıyorsunuz ve sözleşmeniz bitiyor. Evet. Şimdi bu kamu açısından böyleydi. Tabii özel sektör bunu uygulayabilir ama özel sektör açısından da aslında bir takım teşvikler var. Burada tabii gene finansmanın bir kısmını kendi bulabilir ya da dışarıdan bulabilir. Ama devletin bir takım bu konularda da teşvikleri var. En önemlisi verimlilik arttırıcı proje dediğimiz teşvikler. Gene siz burada etütlerinizi yaptırıyorsunuz ve bunun sonucunda da bulunmuş verimlilik arttırıcı enerji verimli önlemlerinden uygulanabilir olanları kendiniz seçip burada verimlilik arttırıcı proje başlığı altında bunu geliştiriyorsunuz ve kamuya sunuyorsunuz Enerji Bakanlığı'na. Burada da 5 milyon liraya kadar olan projenize %30'u size hibe olarak veriliyor uygulama süresinin sonucunda. Şu demek bu: 5 milyon liralık bir proje yaptınız. Bunun 1,5 milyonunu devlet size eğer uygun görülürse, proje doğru uygulanmışsa 1,5 milyon lirasını geri alıyorsunuz. Aynı anda da 5 projeyi uygulayabiliyorsunuz. 10 proje için başvuruyorsunuz belki. 5'i kabul görülüyor. Bunlardan bir tanesi bittiğinde de onun yerine başka projede başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla aynı anda 5 proje yürütebilirsiniz. Bunun akış şemasını da şöyle bir hızlıca geçelim. Çok özür dilerim. Yıllık 500 TEP üzeri aslında bindi, bunu 500 TEP'e indirildi son değişiklikle. Eğer 500 TEP üzerindeyseniz tüketiminiz, buna başvuruyorsunuz. Destek miktarınız proje bedelinin %30'u, ödeme süresi, ödeme uygulama bittikten sonra 6 aylık olabilir uygulamanız, 1 yıllık, 3 yıllık. Projeniz bittiğinde maksimum 2 yıl olabilir. Bittiğinde son ölçüm yapılıyor. 5 milyon TL'nin %30'u size veriliyor. Yalnız başvuru için siz bu iş bitene kadar söylemin bir belgesi almanız lazım. Bakanlığın veri tabanında kayıtlı olmanız ve enerji yöneticisi atamanız lazım. Şimdi normalde zaten 1000 TEP üzeriyseniz zaten kayıtlı olmanız ve enerji yöneticisiniz olması lazımdı. 500 TEP üzeriyseniz de bu şartı sağlıyorsunuz ve gerekli başvuru yapıyorsunuz. Ve yıl içerisinde sürekli başvuru mümkün. Daha önce yılda 2 dönemde bu artık sürekli hale geldi. Bir başkası gönüllü anlaşmalar. Burada da gönüllü anlaşma ile tesisinizdeki enerji yoğunluğunu 3 yıl içinde %10 azaltmayı hedefliyorsunuz. Daha doğrusu taahhüt ediyorsunuz. Bu durumda eğer bunu gene sağlarsanız 3 yılın sonunda %10 enerji yoğunluğumu azalttım ben diye anlaşma yaptığınız yıldaki, yani 3 yıl önceki enerji tüketiminizin %20'si size hibe olarak veriliyor. Bu da 1 milyon lira. Dolayısıyla aslında bu da getirisi iyi planlanırsa uygun bir yöntem. Nasıl yapılıyor burada da akış şemamız nasıl? Önce bir her yıl Mayıs ayında, yılda bir kere müracaat alınıyor. Önümüzdeki ay yapılacak. Son 5 yıllık enerji yoğunluğu yüksek olan sektörlere öncelik veriliyor. Eğer bir çok başvuru varsa. Gene bakanlık veri tabanına kayıt olmak ve enerji yöneticisi atanmış olmak lazım. ISO 11001 çalışmasını yapıyor olmak lazım. 3 yıl içinde
%10 enerji azaltma tasarrufuna ilişkin bir taahhüt veriyorsunuz. Anlaşmayı diyelim ki 2020'de yaptınız, 2021'den itibaren takibe başlanıyor ilk yıldan itibaren. Bu takip ediliyor. 3 yılın sonunda eğer tamam yapıldıysa sizin anlaşmanın yapıldığı ait yıla ait yani 2021 2020'de imzalamıştık. O yıla ait enerji tüketiminizin %30'u ve 1 milyon liraya kadar size ödeniyor. Gene aslında bence çok güzel bir teşvik ama çok uygulanmıyor. Beşinci bölge teşviki. Burada da yatırımda devlet yardımları hakkında karar var. Belli konulardaki yatırımların teşvik edilmesi. Çok geniş bir kapsamı var. Bunun için enerji verimliliği de daha sonradan eklendi yaklaşık 2 yıl önce. Dolayısıyla artık enerji verimliliği ile ilgili bir teşvik yatırım yaptığınızda gerekli şartları sağlarsanız hangi bölgede olursanız olun 5. bölgede yatırım yapmış gibi bir takım şeylerden istisnalardan faydalanıyorsunuz. Nedir bunlar? Birisi katma değer vergisi istisnası. Faiz desteği, bu eğer kredi kullanırsanız onun faizi. Sigorta primi, bu yapacağınız yatırımla ilgili kısımdaki sigorta primine destek var. Vergi indirimi var ve gümrük vergisi muafiyetleri. Burada da tesis bazında ya da proses bazında %15 sizden enerji verimliliği sağlamanız bekleniyor. Ve ödeme süresi de geri ödemesi de 5 yıldan az olan projeler burada başvuruyor. Burada sistem nasıl işliyor? Önce mutlaka imalat sanayi olması lazım. Yıllık 500 TEP ve üzeri tüketim olması lazım. Başvuru mevcut durumda da en az %15 tasarruf taahhüt etmeniz lazım. Başvuruyu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapıyorsunuz. Çünkü tüm bu yatırımlarla ilgili devlet teşviklerini bakanlık düzenliyor. Diğerlerinden farklı olarak. Ama teknik değerlendirmeyi gene her zamanki gibi Evşet yapıyor. Daha detaylı bilgi için aslında şuradan bilgi alınabilir. Nasıl oluyor bu? Yani nasıl bundan faydalanıyoruz? Şimdi 5. bölge aslında şu mor, daha doğrusu ne diyelim? Açık leylak rengi. Eğer siz 1. bölgede olsanız bile diyelim işte Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Ankara burada bir yatırım yaptığınızda buradaki vergi indirimlerinden, buradaki teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Aynen Erzurum'da yatırım yapmış gibi ya da Yozgat'ta veya Niğde'de. Dolayısıyla böyle de bir uygulama mümkün. Ölçme ve doğrulamadan bahsettim. Nedir bu? Aslında bu gene 3 günlük eğitimle verilen bayağı yoğun bir eğitim. Size 3 saatte gene bunu anlatmaya çalışacağım. Aslında vaktimizde 1,5 saat bayağı kullandık. Şimdi tasarruf ve verimlilik enerji kullanımının yokluğu aslında en basit tarifiyle. Dolayısıyla siz ne kadar az enerji kullanıyorsanız aslında verimlisiniz. Yani 100 kW'da 90'a düşürdünüz, 10 kW yok. Peki bunun ne yapacağız? Nasıl ölçeceğiz? Olmayan bir şey ölçülemez. Dolayısıyla biz bunu ölçemeyeceğimiz için öncesi ve sonrasını ölçüp tamam bunu ölçeriz ama nasıl yapacağız? Bununla ilgili işte değerleri nasıl yapacağımızı, metodolojiyi açıklayan veya bunun metodolojisini hazırlayan kısım ölçme ve doğrulama. Bununla ilgili uluslararası bir takım protokoller var. ISO 50.000-15.000 var. Buralarda nasıl yapılacağını anlatıyor. Şöyle bir şey gösterelim. Bu gene IPMVP'den alınmış bir Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü'nden almış bir resim. Enerji referans çizgimiz. Bu bizim baseline deniyor veya işte ISO 50001'de enerji referans çizgisi olarak en son tercüme edildi. Bu bizim temel yük çizgimiz. Diyelim ki burası bir, şurayı yaz kabul edersek bir binanın bir yıllık enerji tüketimi. Yazın soğutmamız varmış. Dolayısıyla çok artmış ya da kış diyebiliriz burayı ama
ay görünümü soğutmayı andırıyor. Böyle bir bizim yük eğrimiz var. Biz bir enerji performans sözleşmesi ya da bir enerji verimliliği projesi yaptık. Sonuçta tüketimimiz bu oldu. Peki tasarrufumuz ne? Çünkü bugüne göre işletme şartları değişti. Eğer burası bir fabrikaysa üretimimiz arttı veya azaldı. 2 vardiyaydık, 3 vardiyaya çıktık. Bina ise bu sene az sıcaktı, seneye daha sıcak oldu ya da daha soğuk oldu. Bunları ne yapacağız? İşte burada da bizim bir sanal baseline oluşturmamız lazım. Bu sanal baseline ile bu gerçek tüketim arasındaki kısım işte bizim tasarrufumuz. Peki bu sanal baseline'ı nasıl oluşturacağız? Bunun için de geçmişteki verileri değerlendirerek, regresyon analizleri yaparak bizim bir matematiksel model oluşturmamız lazım. Bu oluşturacağımız modelin ne kadar doğru olduğu, hangi güven aralığında ve hangi toleranslar içinde olduğunu belirleyip biz bir formül hesaplıyoruz. Buna göre de düzeltmeler yapıyoruz. İşte bunlar değişkenler deniyor. Bunları da dikkate alarak işte ısıtma gün derecesi en bilinen veya soğutma gün derecesi olabilir, üretim olabilir, ısıtma saati olabilir. Pek çok değişkene bağlıdır bu. Ürettiğiniz mikse göre şöyle bir şey anlatayım ben. Bir sunta fabrikasında biz çalıştığımızda eğer işte ürettiğiniz kalınlığa göre bile sizin enerji tüketiminiz değişiyor. Dolayısıyla sizin buna göre formüle etmeniz lazım. Hangi ton ne ürettiniz, ne zaman ürettiniz, gelen malzeme ıslak mıydı, kuru muydu, buna göre sizin tüketiminiz artıyor. Ona göre presiniz veya bıçağınız çalışıyor. Bunların hepsini aslında dikkate alarak bir çalışma yapıyorsunuz. Burada bakın farklı bir kaynakta yine 2 yıllık bir tüketim alınmış burada. Uygulama yapılmış. Sizin tüketiminiz hakikaten ciddi oranda düşmüş. Bu da sizin sanal baseline'ınız. Bunu belirleyip buradan sizin tüketiminizi hesaplamanız, daha doğrusu tasarrufu hesaplamanız lazım. Niye? Bu gene bir yabancı firmadan alınmış bir şey. Onlardan tercüme ettim. Onlarda da aynen bu. Elma ile elmayı karşılaştırın diyorlar. Bizdeki gibi hani elma ile armut değil. Bizim izleme dönemi, temel dönem ile sonraki dönem yani raporlama dönemi dediğimiz kısmın birebir aynı olması lazım. Aynı şartlarda getirip, normalize edip bizim bunları karşılaştırmamız lazım. Bunun için de işte ayarlamalar önemli, sabit veya karışık olabilir. Ne kadar doğru yapmamız lazım? %99 doğrulukla mı istiyoruz? %95 bizim için kurtarır mı? Enerji kullanımını etkileyen değişkenler neler? 12 faktörle mi yapacağız? 3 faktörle mi biz bunu yapacağız? Yıllık, aylık ölçümlerle mi yapacağız? Haftalık, günlük mü yapacağız? Bunların etki bize bu tüketimi etkileyen ekipmanların miktarı yani ölçüm sınırlarımız ve mevcut bütçemiz bütün bunlar bize nasıl bir ölçme ve doğrulama planı ayarlayacağımızı bu sınırlarımızı belirliyor. Buna göre de biz ölçme ve doğrulamayla ne kadar tasarruf ettiğimizi veya etmediğimizi ölçüyoruz. Evet, genelde benim bu kadardı ama son bir slide ekledim. Bu da en son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir ekonomi reform eylem planı var. Şimdiye kadar aslında demin anlattım. Destekler hep özel sektörde sanayiye yönelikti. VAP'lar, gönüllü anlaşmalar ve 5. bölge teşvikleri. Özellikle binalar ya da hizmet sektörü, örneğin limanlar çok ciddi tüketim olmasına rağmen faydalanamıyordu. Bunlar için de yeni bir madde eklendi. 2021 sonu diye hedefleniyor ama buradaki hedef bakanlıkla görüştüğümüzde bunu daha önce yapmayı hedeflediklerini, gerekli hazırlığı yaptıklarını söylüyorlar. Binaların, tarım ve hizmet sektörlerinin de bu desteklerden faydalandırılması mümkün olacak. Artık binalar içinde, işte hizmet sektörü içinde, tarım sektörü içinde belirli şartlarda gene işte mevzuatta yapılacak değişiklik ve ikincil
mevzuat düzenlemeleriyle destekler belirlenecek. Son söz olarak aslında teknik olarak bizim pek eksiğimiz yok. Bu konuda çalışmış bir bilim adamının, Yale Üniversitesi'nde bir bilim adamının sunumundan aldım ben. Diyor ki biz en önemli problemin yani çevreyle ilgili problemlerin biyolojik çeşitlilik, ekosistem, iklim değişikliği olduğunu düşünürdüm diyor. Bunun için de 30 yıl boyunca çalıştım ve bunları çözebileceğimi düşündüm. Ancak yanıldım. Çünkü en önemli problem bencillik, hırs ve duygusuzluk. Yani insan problemi. Bu problemi aşmanın için çözüm ise manevi ve kültürel değişim. Biz bilim insanları burada zayıfız diyor. Hakikaten bizim burada sosyologlarla da belki çalışmamız lazım. Çünkü bakın bazı öyle projeler var ki 6 yılda, 1 yıl, 6 ayda, 1 yılda geri dönüşü var. Yani siz 100 lira yatırıyorsunuz, 6 ay sonra 100 liranız geri geliyor. Hiçbir yatırım aracı dünyada 1 yılda size 100 lira yatırdığınızda 100 lira vermez. Ama bunu yapmak için insanlar düşünüyorlar ve erteledikçe de aslında maliyetleri artıyor. 1 yıl aldığınızda aslında siz o 100 lirayı kaybetmiş oluyorsunuz. Bunun sosyolojik açıklamasını hakikaten ben de mühendis olarak yapamıyorum diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Varsa soruları var tabii, bu arada geçti ama bölmemek için girmedim çünkü bazıları hani anlattığım konunun önündeydi. Şöylece ben geleyim. Herkese tekrar merhaba ve teşekkürleri alıyorum. ...2011'de zorunlu hale getirildi ama bir yaptırımı var mı belge olmayan. Bu EKB için herhalde. Evet, yok. Artık bir zorunluluğu yok. Yaptırımı yok. Cezası yok. Zaten cezası da yoktu. Sadece alım satımda istenecekti. İstenmiyor. Kamudaki mühendisler için EKB uzmanı belgesi veriliyor mu? Tabii eğer giderseniz, sınavı da verirseniz geçiyorsunuz. Hatta o durumda kendi kamu binanız için de verebiliyorsunuz. Kamudaki mühendisler EKB uzmanı oluyor, olabiliyor. Evet, demişler. Tezim EKB üzerine Gözde Hanım. Çok güzel. Murat, çatı GES'i nasıl yaygınlaştırabiliriz? Şimdi aslında ben hani enerji verimli uzmanıyım. GES konusu benim %100 konum değil ama işte aslında satışa da izin verdiler. Mahsuplaşma var ama hala pahalı. Yani hem paneller hala uygun değil ve orada en büyük sıkıntı bir de depolama. Mesela ben de evimi düşünüyorum ama her aldığım fiyatta 6 ayda bir şöyle bir soruyorum. Benim için henüz uygulanabilir hale gelmedi. Valla ajanslar için ben de baktım ama henüz bir şey bulamadım. Sunumu tamam, yarın yollayacağız. Bir söylemin bir zorunluluğu var mı diye söyledim. Eğer kamu binasıysanız 250 TEP veya 10 bin metrekare. Ticari bina sayınız 50-500 TEP veya 20 bin metrekare. Endüstriyel tesisseniz 1000 TEP üzerinde zorunluluk var. Yani enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğunuz varsa söyleyeyim, bir zorunluluğunuz vardır. Destek sağlanabilir mi? Henüz yok öyle bir şey. Onu bilmiyorum. Kamuda dahil mi 50 bin lira? Evet, dahil. EKS kurulum için de söylediğim bir önemli. EKS nedir? Enerji, bilemedim. Örnek EPS metni yok mudur? Var. Onu dediğim şuradan hemen ondan o zaman göstereyim. İndirirseniz tebliğ ve ekleri mevcut. 15 Nisan 2021 kamuda enerji performans ödeşmenin uygulamasına ilişkin tebliği bulun. Orada hem tebliğ hem ekleri var. Her türlü EPS ile ilgili örnek var. Sözleşmeler kazan kazan prensibi. Evet, teşekkür. Kamu binanda yapılan enerji verimi çok verimli değil. İşte buna katılmıyorum. Eğer doğru yaparsanız kamu binalarında yapılan yanlış uygulamalar derseniz katılırım. Doğru yaptığınızda evet, hatta kamu binalarında potansiyel çok daha fazla. Kamuda fatura tasarruf oranına ödeme zor hocam.
Yani orada benim de bir takım şeylerim var. Yani orada bugünkü fiyat kullanılıyor. Yani burada var benim şeylerim ama ona girmeyeceğim. Kamuda ESCO modeli uygulamak için söylemir olması gerekiyor mu? Hayır. Temot projesi hakkında bilgi. Temot şöyle, Türkiye'de enerji verimli motor dönüşümü projesiydi bu. Bunun için şimdi tam hatırlayamıyorum hangi OSB'lerde örnek proje yapıldı. Uygulamalar yapıldı. Henüz hani sonuçlarına yani iyi sonuçlar var ama işte şu kadar cihaz değiştirdik, şu kadar tasarruf sağladık. Onun şeyine vakıf değilim. Yani o projede çalışmadığım için zaman zaman toplantılarını dinliyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Elektrik motorlarının ilk alış maliyeti %2-3, geri kalanı %97'si işletme maliyetidir. Siz IE1'den IE3'e geçerseniz en az ve de 10 kW civarındaysanız öyle çok yüksek 300-500 değilse üretimin şey tüketiminiz, gücünüz ciddi tasarruf yani %5-10 gibi bir tasarruf elde edebilirsiniz. Hatta buna işte hız kontrol falan koyarak fanınızı tabii karşıdaki ülkede bakacaksınız. Biz çünkü o eğitimde onu da gösteriyor. Pompanızı ve fanınızı da verimli hale getireceksiniz. Hatta ekip aktarma organınızı kullandığınız karış kasnak da önemli. Bunları verimli hale getirdiğinizde ciddi tasarruf sağlayabilirsiniz. Belirlenen şeyleri çok hatırlamıyorum Temmuz'la ilgili. Galiba biri Gebze, biri çok emin değilim. Evet, 1900'lerde yasanın yaşı enerji krizinden sonra Koç grubunda enerji verimli projelerine başlandı. Güzel bir bilgi, teşekkürler. Amerika 1970'lerde başladı. Onu eğer izlerseniz birinci, ya bir sonrakinde anlatacağım. Amerika 70'te başlayıp nasıl burada verim kazanmış. 10 kilo 30 üzeri kadar üretim, evet. Güzel falan, teşekkürler. Enerji verimli ve yöneticiliği üniversitede en az bir ders. Bunu mesela Ankara Üniversitesi'nde enerji mühendisliği bölümünde bir tane zorunlu ders var. EN308 ve EN318 ve ben veriyorum. Dolayısıyla aslında bilmiyorum bugün öğrencilerinden de gelen var mı? Ama hakikaten önemli. Size bu anlattıklarımı çok daha detaylısını onları anlatıyorum. Geçen hafta sınav yaptım. Bayağı da hani iyi cevaplar da var. Regresyon hesabı yaptırtıyorum. EKS enerji kontrol sistemi, evet, teşekkürler. Enerji mühendisliği mezunları EKB uzmanı belgesi alabilir mi? Yani şimdi bunu çok emin değilim. Bunu bir sorayım bakanlıkla. Yani mesela şey gemi mühendislerini şey makine mühendislerini kabul etmiyordu. Onları sonra kabul ettiler. Kamuda hedef bazı çalışılmıyor. Şimdi ha mesela şimdi tabii o kadar çok şey var ki konuşulacak. Şimdi kanunda bir değişiklik var. Ben de kamuda çalıştım enerji yöneticisi olarak. Size bir sürü işin yanında aslında bunu yaptırıyorlar. Ya bu konunun ayrılması ya da ekstra bir ödenek olması gerektiğini biz söyledik. Şimdi kanunda bununla ilgili değişiklik yapılacağı, yani kanunda bir takım değişiklikler planlanıyormuş. Bu da kamudakilere, enerji yöneticilerine ekstra bir ödenek düşünülüyor. Verimli yüksek motorlar satın alınmalı. Evet, sardırılmamalı. 11 kobide 57 motor değiştirdik. Aa, Özge Hanım buradaymış. Evet, Özge Hanım projenin sorumlusu. En son taze bilgi ondadır. Gaziantep, Ankara'yız. Evet, teşekkürler. Ali Bey, evet çok güzel. TEP'ten kilowatt saat. TEP aslında bir ölçü birimi. Yani bunu Japonya'ya biz uyguluyoruz benim bildiğim. Avrupa'da dediğim gibi ben çok uygulanmıyor. Ben de kilowatt saatten yanayım. Çünkü siz bir yöneticiye, kamu yöneticisine size ayda 3 TEP sağlayacağım dediğinizde çok anlaması mümkün değil ama 300 kilowatt dediğinizde ha, elektrik 50 kuruş işte bana 150 bin lira diyebilir. Dolayısıyla ben aynı fikirdeyim. Kamuda etüt sonu ne zamana kadar yapılmalı? Şimdi dedim ya 2019 sonuna kadar, 2019'da yapılmalıydı kamuda. Bu 10 bin metrekare ya da 250 TEP üzeri zorunlu idi. Yapmadıysanız geç kaldınız. 4 yılda bir önceki 2015'te yapılmıştı.
Ama 2020 başında bir değişiklik yapıldı. 7 yıla çıktı ama bu yaptırmış olanlar için. Ben daha önce yaptırmadım, bana 7 yıla çıktı diyemezsiniz. Bunu da yani böyle açıklamış olayım. Yapılacak tasarruf çalışmamda yönetimi ikna etmekte zorlanıyoruz. Haklısınız. Söylemin bir de önemli şey, üst yönetimdir. Üst yönetim zaten inanmamışsa, ikna olmamışsa, desteklemiyorsa ne enerji yönetim sistemi ne enerji verimliliği yürümez. Bir sonraki eğitim tarihi onu şubeyle görüşeceğiz. Gebze, Uşak, İzmir, Kemalpaşa, Adana, Bursa, Ankara, Sincan ve Antalya'ymış. Özge Hanım sağ olun. Ha, Nazlıgül bizim o öğrenciler buradaymış. Teşekkürler gençler. Detaylı bilgi için temot.org.tr'ye bakabilirsiniz. Arzu Hanım almıyorlar ama niye almıyorlar? Demiş ama bilmiyorum. Osmaniye Korkutan Enerji Sistemleri Mühendisi lisans bölümünde zorunlu ders bir hocam. Aa, güzelmiş, tamam. Onu bilmiyordum. Kim veriyor o dersi? Yazar mısınız? Osmaniye'de. Ben de Osmaniye Korkutan'da da master, şu anda yüksek lisans yapıyorum. Enerji mühendisliği ertelendi. Valla işte Mayıs'taydı. Pardon. 20 Nisan mıydı? Enerji yönetici sınavı ve etüt proje sınavı. Pandemiye bağlı. Ne zaman açılır bilemem. Daha sık eğitim bekliyoruz. Valla ben yaparım. Bana kalırsa yani daha detaya girersek ya diyorum ya ben de o kadar çok yani altyapı var ki ders. Ben bunu 14 derste anlatıyorum okulda. Her gün 1,5-2 saatten. Yani 14 haftada. Gazi Üniversitesi yüksek lisanslı enerji verimliliği. Yüksek lisans da var tabi her yerde var. Yüksek lisans. Evet, enerji mühendisliği rekabet uzmanı olamıyor diye Arzu Hanım söylemiş. Bence olmalılar aslında. Çünkü onlar hem elektrik hem enerji. Şimdi enerji mühendisliğinde de aslında şöyle bir sıkıntı var. Çünkü ben enerji mühendisleriyle de konuşuyorum. Bazıları makine mühendisliği ağırlıklı gidiyor. Bazıları enerji veya yenilenebilir enerji. Dolayısıyla aslında belki orada bir hani YÖK'e bence görev düşüyor. Enerji mühendisliği konusunda da bir orta yol bulunmalı diye düşünüyorum. Dönem hep HBCA kendi hocam gelip anlatıyor ikinci dönemde. Hem yönetimin eğitim derslerine. Evet, ben de katılanlara teşekkür ediyorum. Başka atladığım soru var mı? Elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Enerji mühendisliği yönünde binalarda enerji dersini alanlar rekabet uzmanı olmaya yetkili olmalı hocam. Yok yok. Yani şimdi hani o kadar oradaki 2 haftalık yoğun eğitimi veremiyoruz. Değiniyoruz bazı konulara ama mesela söyle bir de daha detaylı anlatıyoruz. Ama yani enerji yöneticisi eğitimi alıp bence enerji yöneticisi olmalılar. Olabilmeli enerji yöneticileri. Mesela ben bu hafta elektrik anlatacağım. Bizde Ankara Mühendisliği'nde, Ankara Üniversitesi'nde mekanik ağırlıklı imiş termal. Elektrik biraz zayıf, onları anlatacağım. Evet Ferhat Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. İSO1 ENYS'yi anlatacağım. İnşallah işte Mayıs'ın belki ilk haftası olur. Murat Bey. Evet, bana mailimden ulaşabilirsiniz. Varsa özel sorularınız da. Şimdi belge fiyatları hocam yüksek derken hangi belge? ISO 1001 diyorsanız aslında enerji yönetim sistemi kurduğunuzda hani mecbur değilseniz belge almanıza gerek yok. Çünkü iyi çalışan bir enerji yönetim sistemi belgelendirmeye gerek yok. Yani onu mesela diğer usulünde anlatacağım. Kendi kendinize de bunu alabilirsiniz. Binada enerjide evet. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son soruları da herhalde cevapladım. Teşekkür ediyorum ve kapatıyorum.